Arkadaşlar merhabalar. Artık günün adayları diye, soru adayları diye paylaşayım. 2 günümüz kaldı. Çok değerli. Ben de anlattığım derslerde ne gelir, ne gelebilir bunları videolarda hep söyledik. Oscar adaylarını da söyledik. Sınıf yönetimi için birkaç bir şey söyleyeyim. Sınıf yönetimi 4 ya da 5 soruyla karşımıza soru olarak geliyor. Arkadaşlar öğretmenden 15 tane soru gelmiş. Öğretmene ait özellikler. Özellikle ben bu sene liderlik türlerinden soru bekliyorum. Yani öğretmen işte hangisini yapmalı, öğretmenin işte hangi özelliğidir, bu kişisel özellikler, mesleki özellikler var ya, o kısım. Ama ben liderlik çeşitlerinden 2 soru gelmişti, sonradan sorulmuyor. Liderlik türlerinden soru bekliyorum. Sınıf yönetimi yaklaşımları 10 sorusu var. Özellikle son 5 senede de yine sorusu var. Sınıf yönetimi yaklaşımları, yani son 5 yılda 6 tane sorusu var. İptal edilen var ya. Sınıf yönetimi yaklaşımları karşımıza kesin soru olarak çıkacak gibi geliyor. Yapısal özelliklerden son dönemde soru geliyor. Çok boyutluluk, eş zamanlık var ya, öngörememe vesaire. O kısma dikkat edelim. Ve en önemlisi davranış düzenleme dediğimiz, hata yapma anlamında dikkat edeceğimiz şey. Sınıfta istenmeyen davranış olmadan önce ne yapıyorduk? Kuralları belirliyorduk. Olduğunda da problemin kaynağını belirleme. Oradaki soruyu iyi anlayalım. İnanın çıkan sorular çok net, çok açık. Alakasız şeyler var orada. O yüzden davranış düzenlemeyi birazcık daha dikkat edelim. Ben sürpriz olarak zaman yönetiminden 4 soru geldi ama son 5 yılda 0 sorusu var. Ben zaman yönetiminden soru bekliyorum. Yani 4-5 soruluk bir dersten, sınıf yönetiminden öğretmene dair bir soru, özellikle liderlik türleri, sınıf yönetimini yaklaşımları kesinlikle bir soru, davranış düzenleme bir soru, sınıfın yapısal özellikleri, işte zaman yönetimi belki sürpriz olarak gelebilir. Bir de böyle etkin katılım, kalıcı öğrenmeyi sağlamak için öğretmen ne yapmalıdır şeklinde yoruma dayalı sorular gelebiliyor. Bunlara dikkat edin. Benimkiler sadece tahminlerim. 18-20 yıla göre, tecrübeye göre bir tahminde bulunuyorum. Elbette sizin de bir tahmininiz var. Siz de ders çalışırken hocam bu gelecek, bu gelebilir, kendi tahminleriniz olsun. Ama sınavdan sonra Allah'ın izniyle güzel haberlerle pazar günü görüşeceğiz. Ben buna yürekten inanıyorum. Herkese başarılar diliyorum. Güzel haberlerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.